Herkese merhabalar. Yeni bir menüyle beraberiz arkadaşlar. Hemen menümüzde neler var onları saymaya başlıyorum. Çorba olarak soğuk arpa şehriye çorbası yapacağım. Ana yemeğimizde ise salçalı yaprak sarmamız olacak. Bunu isterseniz kıymalı yapabilirsiniz. Ama bizim evde kıymalı yenmediği için yaprak sarma. Ben bizim oraların usulü, ben Tokatlıyım arkadaşlar. Tokat usulü bizim bir yaprak sarmamız vardır. Ki biz ona yaprak sarma demeyiz genelde, dolma deriz. O dolma normalde aşurelik buğdayın daha ince çekilmiş haliyle yaparız o dolmayı biz ve buna açlık deriz. Sizin de genel olarak hepinizin buna ulaşamayacağını düşünerek bizim oraların usulünü pirinçli olarak yapmak istiyorum. Muhtemelen çoğunuz da yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani düşünün ki sebze dolmasını yaprakla yapacağız. O şekilde içini çiğden yapacağız. Yaprak sarmamı arkadaşlar bugün biraz acelem olduğunu bildiğim için ben dünden yaprak sarmalarımı sardım. Sizlere yaprak sarmaya geçtiğimde hani dünden çektim o kısımları yükleyeceğim. Sonra beraber pişireceğiz. Mücver yapmak istiyorum ama kızartarak mı yapsam, fırında mı yapsam artık bu videonun gidişatına bağlı değişecek kararım diye düşünüyorum ama ağır basan fırında yapmak. Yanına salata yapacağız. Tatlı olarak da güllaç yapacağız. Menümüze tatlıyla başlıyoruz. Yani güllaçla başlıyoruz. Ben hemen malzemelerimi hazırlayayım. Sizlere göstereyim. Malzemelerimi hazırladım. Bunun içinde şu bardakla bir su bardağı kadar toz şeker. Bir de artı bir yemek kaşığı daha ekledim. Ve 4 su bardağına yakın bunun içine süt ekleyeceğim. Burada da küçük boy güllaçlardan 3-4 kişilik aileyseniz bu boy çok iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu boyda alıyorum ben. Bir de paketin içinden üçgen çıkıyor. Yani bunları tek tek de sarabiliyorsunuz porsiyonluk olarak. Öyle de kolaylık sağlamışlar ama ben hani tepsiye döşeyerek yapacağım. 100 gram kadar da cevizim var. Bunun hepsini kullanır mıyım bilmiyorum. Eşim çünkü bol cevizi pek sevmiyor güllacı. Ben göz suyu falan kullanmıyorum. Göz suyu olduğu zaman ne ben yiyebiliyorum ne evdekiler yiyebiliyor. Bizim damak tadımıza uymadığı için eklemiyorum. Şimdi dediğim gibi bunun içine sütü ekleyeceğim. Dörde yakın gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bunu ocağa koyacağım. Sütü ocaktan aldım. Şeker eridi. Baktım kaynamaya başlamıştı. Tıkır tıkır ediyordu. Hemen altını kapattım. Ilımasını bekleyeceğiz. O ara bu ılırken de ben dediğim gibi yaprağımı dün sarmıştım. Yaprak sarmamı nasıl yapmışım, neler kullanmışım onu görün. Yaprak sarmam için malzemelerimi buraya hazırladım. Şuraya göz kararı yaprak suda beklettim bu arada. Yaprağınızın tuz oranına göre ister bir gece öncesinden ya da birkaç saat öncesinden bekletebilirsiniz. Bunun içine de bu bardakla 2 su bardağı pirinç kullandım. Ve 2 yemek kaşığı domates salçası. Eğer varsa biber salçasıyla karışık da kullanabilirsiniz. 2 tane kuru soğan, biraz maydanoz ve dereotu. Karışık taze nane varsa taze nane de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kuru nane ve dolu değil ama şuraya kadar da bir sıcak su kullanacağım. Hani sıcak su kullanmamın amacı pirinci hafif de olsun, yumuşatsın diye. Evet, tüm malzemelerin hepsini güzelce karıştıracağız. Önce bunları bir el blenderından geçireyim. İsterseniz küçük küçük doğraya da bilirsiniz. Çok küçük de olmasına gerek yok. Ağza gelse de bir sıkıntı olmuyor. Şimdi yaprak sarma işine geçeceğim. Şöyle bir tencere aldım. Bunun dibine yaprak koyacağım. Ne yapıyorum? Artık bilenler biliyordur. İlk önce o sapını kesiyorum. Şu damarlı kısmı bana bakacak. Sonra harcımdan koyuyorum. Ben zeytinyağlı da olsa iç harcını biraz bol seviyorum arkadaşlar. Öbür türlü sanki sırf yaprak yiyormuşum gibi geliyor. Bir de bu dolmada zaten ince olmuyor. Tokatlı olanlar
Ya da bu dolmayı yapan yöreler iyi biliyorlardır. Böyle küçük küçük yapılır. İçi dolu dolu tombik tombik dolmalar olurlar arkadaşlar. Yani benim bu yaptığım bile misal uzun. Benim annemler mesela küçük küçük yaparlar. Elde hemen pıtır pıtır sararlar. Şuraya yaptığımı koyalım. Tencereye koymadım çünkü yapraklardan bazıları daha böyle nasıl diyeyim küçük çıkabiliyor ya da daha kolay yırtılabilir olursa diyorum. Hani onları dibine koyayım. Şimdi bunları koymayayım diyorum. Yapraklar da yalnız tam zeytinyağlılıkmış. Uzun, büyük büyük. Tamamdır. Arkadaşlar ben bu şekilde sarmaya devam edeyim. En son sardıktan sonra sizlere gösteririm. Bunları nasıl yaptığımı izlediniz. Yaprakların bazıları kalındı. O yüzden ben salçalı sosunu yapmadan önce önden bir ılık suyla bir ön haşlama yapacağım. Ondan sonra soğanlı salçalı böyle bir sos yapacağım. Bir tane de tabak kapatacağım bunun üzerine. Tokat usulü yaprak sarmayı da nasıl yaptım eğer merak ediyorsanız iki videomda göstermiştim. Onların da linkini aşağıya bırakırım. Üzerini geçti. Olmadı salçalı sosunun su oranına az koyarız. Hiç problem değil. Bunu bu şekilde biraz pişireceğim ki çünkü yapraklar biraz yumuşasın istiyorum. O sert olanlar en azından biraz. Evet, şimdi bunu ocağa götürüyorum. Yaprak sarmamız oluyorken baktım süt hala ılık hale gelmemiş. Ben de dedim o zaman hemen çorbamızı da ocağa koyalım. Şöyle 1 su bardağı bunun hepsini yapayım. 2 su bardağına yakın. Yine 4 su bardağı da su kullanacağım. Evet, 4 su bardağı koyduk. Şimdi ben bunu ocağa götürüyorum. Birazcık kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir diş sarımsak rendeleyeceğim ve kuru nane ekleyeceğim. En sonda da haşlanmış nohut koyacağım. Yani bunu önceden de yapsanız hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten soğuk bir çorba olacağı için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız kısacası. Tatlımızı artık yapabiliriz. Küçük borcamıma şöyle biraz süt koyacağım. Şimdi bir tane güllaç alıyorum. Bunun üzerine biraz dökeyim. Dediğim gibi yumuşayınca böyle katlayarak da sararak yapabilirsiniz. Kalem börek yapar gibi. Birini böyle koyuyorum. Birini ters koyuyorum. Ama keşke bu paketi de şey yapsalarmış. Yani yuvarlak yapsalarmış. Tam bunun içine daha güzel olurdu yani. Böyle kırmaya falan uğraşmazdık. İki katına ceviz eklemek istiyorum ben. Hiç ceviz eklemezseniz de olur arkadaşlar. Ya da en üstüne de ekleyebilirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Böyle birkaç yaprak daha koyacağım. Yine ceviz koyacağım. Yine üstüne birkaç yaprak daha. Güllacı yaptım ve çok az bir süt kaldı. Onu da ekliyorum. Sonra bunu dolaba koyacağım. Zaten bu çekmeye başladıkça sütü kalmayacak. Ki ben bol sütlü de severim. Evet, şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Çorbamın sarımsağını rendeliyorum. Bu arada bu yaprak sarma güzel oluyor ama ocağı da mahvediyor arkadaşlar. Biraz da nane ve tuz ekleyeceğim. Sarımsak yoğurduna da ekleyebilirsiniz ama ben böyle pişirmeyi tercih ediyorum. Bunda süzme olayı falan yapmayacağız. Kendisi de durdukça şehriye şiştiği için suyunu çekecek. En son nohutunu ekleyeceğiz. Yapraklar ne alemde göstereyim. Şöyle dediğim gibi ocağı da mahvetti. Şimdi bunun için hemen bir soğan kavuracağız. Bu dolmanın tadını bol soğan veriyor. İç harcı da olsun. Bu salçalı sosuna da olsun. Soğan çok yakışıyor ama isterseniz sadece yağda salça kavurup o şekilde de yapabilirsiniz. İçine sıvı yağ da ekleyeceğim. 1,5 yemek kaşığı kadar salça kullanacağız. 1,5 dedim ama 2 yemek kaşığı daha iyi olur. Çünkü bir tencere yaprak sardı.
var. Salçalarda kavrulsun, baharatları öyle ekleyeceğim. Ketil çalışıyor bu arada. Kusura bakmayın, sesim inşallah geliyordur. Yaprağınıza göre tuz oranını ayarlamayı unutmayın. Bunu direkt dolmanın üzerine de dökebilirsiniz ama ben birazcık salça saçılsın diye su ekleyeceğim. Buraya rahat 2,5 su bardağı kadar su eklemişimdir. Bu yeterli. Bu arada en başından beri hep kısık pişirdim dolmamı. Yine o şekilde yapacağım. Neyse, bu kadar kalsın bakalım. Eğer olur da çekerse bunu geri eklerim. Evet, şimdi fırında mücver için malzemeleri gösteriyorum arkadaşlar. 3 tane kabak, 1 tane patates, 1 tane havuç. Eğer siz sadece kabaktan isterseniz 4 tane kabakla da yapabilirsiniz. Havuç patates koymazsınız. 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu. Burada da göz kararı yeşil soğan, dereotu ve maydanoz var. 1,5-2 su bardağı kadar da un kullanacağız. Un miktarı hem unun markasına göre değişir, hem de suyunu güzel sıkmazsanız falan biraz daha un isteyebilir. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanacağım. Birazcık da beyaz peynir koyabilirim, koymayabilirim, ona emin değilim. Evet, malzemelerim bunlar. Kabağı rendelemekten vazgeçtim. Yeterli geldi. O yüzden 2 yumurta kıracağım bunun içine. Sıvı yağını da ekledim arkadaşlar biraz önce. Şimdi tuz ekliyorum. Pul biber ve karabiber ekliyorum. Beyaz peynir ekleyip eklememek artık size kalmış. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Bu karışımı şöyle büyük boy olmayan ve de çok küçük olmayan dikdörtgen borcamın içine fırın kağıdı koydum. Onun içine boşaltacağım. Güzelce üzerini düzelttikten sonra üzerine bir çörek otu serpeceğim. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Çok lezzetli ve bence gayet sağlıklı. Kış aylarında falan pırasa, ıspanakla vesaire de yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Bunu şimdi fırına götürüyorum. Arkadaşlar, şimdi çorbamın yoğurdunu hazırlıyorum. Şöyle çorbamı da getireyim. Bir süre beklediği için doğal olarak birbirine yapışıyor ama biraz ılık su üzerine döktüğünüzde tek tek şehriyeler tekrardan ayrılıyor. Şöyle koyalım biraz. Evet, gördüğünüz gibi ayrılıyorlar hemen. Şimdi bir ekleyeyim. Duruma göre yine su koyarım. Bence yeterli. Ben zaten koyu kıvamlı çorbaları severim. Çok sulu olmasın. Ve çorbamız da hazır. Üzerine böyle pul biber yakarsınız. Kaselere koyduktan sonra. Menümüzün sonuna geldik artık. Şöyle unuttum. Maydanoz doğradım birazcık. Salatalık, havuç, yeşil soğan var. Birazcık da kıvırcık. Böyle bir salata olacak arkadaşlar. Şöyle havucu hemen rendeleyeyim. Diğerlerini de hemen doğrayacağım. Salatamızı da bitirdiğimize göre artık bugün neler yapmışız, hepsini buraya bir koyalım ve görelim. Bugünün menüsünü de böyle hazırladım. Sunum monum da yapmaya çalıştım. Kendimce güllaca falan dolmalarımı da şöyle boşalttım. Evet, yakından hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi salçalı soslu bir yaprak sarma var. Sos kısmı bayağı altta kaldı aktığı için. Ama servis ederken zaten dolmaları koyarsınız. Yani yaprak sarmaları. Sonra sostan da yine üzerine koyabilirsiniz. Ama koymasanız bile gayet içine içine işlemiş o sos. Gayet lezzetli. Güllacımız var. Bu şekilde görünüyor. O da yine gayet güzel. Burada salatamız var.
Çok güzel duruyor renkleri. Çorbamız. Arpa şehriyeli. Nohut da ekledim. Zaten görmüşsünüzdür yoğurt eklemeden önce. Fırında mücverimiz var. Börek gibi gayet güzel oluyor. Zaten börek tadında bir mücver. Bugünün menüsünün de sonuna geldik arkadaşlar. Allah'ın izniyle bugünün menüsünü de bitirdik. Rabbim hepimize ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Rabbim sofralarımızdan bolluk bereketi eksik etmesin. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Bugün de videomuzun sonuna geldik. İnşallah işinize yarayan ve sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.